İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Valeri Balayan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Birleşik Krallık, Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin yardımını siyasallaştırmaktan kaçınmaya çağırıyor. Datev Manastırı'nda yeni keşfedilen yazıt sağdan sola ve ayna yardımıyla okunuyor. Kudüs'ün ünlü sanatı Ermenistan Cumhuriyeti'ne dönecek. Stepanakert'te açık sambo şampiyonası düzenlendi. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV'yi destekleyelim. Valeri Balayan 19 Aralık 1956 yılında Stepanakert şehrinde doğdu. 1964-1974'te Stepanakert'in 3 nolu ortaokulunda okudu. 1974-1979 tarihleri arasında Yerevan Politeknik Enstitüsü Sibernetik Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi bölümünde okudu ve sistem mühendisi mesleğini edindi. 1980-1990'da Stepanakert İletişim Operasyon Teknik Departmanı'nın ölçüm mühendisi, kondansatör fabrikasının teknik kontrol mühendisi, atölye kıdemli ustabaşı, yapı malzemeleri fabrikasının mühendis sevk görevlisi, su idaresi bölümü mühendisi, enerji mühendisi olarak görev yaptı. Artsakh Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne aktif olarak dahil oldu. 1989-1990'da Amara Sahipsever Derneği'nin faaliyetlerine katıldı. 1990'da Artsakh Kurtuluş Hareketi'nin silahlı mücadelesinde yeraltı faaliyetleri yürütmüştür. Mücadelenin Merkez Karargahı'nın istihbarat lideri ve karargaha bağlı koordinasyon kurulunun bir üyesiydi. Aynı yıl Taşnak Sütun Partisi saflarına katıldı ve Artsakh Merkez Komitesi tarafından Artsakh Dağlı Karabağ topraklarındaki silahlı müfrezelerin faaliyetlerini organize eden ve koordine eden muharebe operasyonlarından sorumlu olarak atandı. Berzor Köyü'nün Öz Savunma Konseyi'nin bir üyesiydi. 28 Aralık 1991 tarihinde 12 nolu Stepanakert seçim bölgesinden Artsakh Dağlı Karabağ Yüksek Konsey Milletvekili seçildi. Savunma ve Güvenlik Daimi Komitesi'nin başkanı oldu. 1992-1995'te Devlet Savunma Komitesi üyesi, 1997-2000'de Stepanakert Elektrik Şebekesi Müdürü, 2000-2006'da bilgi teknolojisi alanında özel iş sahibi oldu. 2007-2009'da Artsakh Dağlı Karabağ Hükümeti altında Altyapı Dairesi Başkanı, 2009-2012'de Artsakh Energo AŞ'ye başkanlık etti. 2012-2013'te Artsakh Dağlı Karabağ Başbakanı Danışmanı, 2013'ten beri Metax Kombinat Fabrikası'nın direktörüdür. Herhangi bir parti üyesi değildir. Evli ve 4 çocuk sahibidir. Yerevan'daki eski el yazmaları Müze Enstitüsü Madenataran'a gidip el yazması kitapların sayfalarına bakanlar şüphesiz minyatürlerin güzelliğine hayran kalmışlardır. Vortan Garmir olan kırmızı renk bu eşsiz sanat eserine emsalsizlik sağlar. Minyatürlere bakıldığında sanki yeni yapılmış gibi bir izlenim ortaya çıkar. Renkler o kadar parlak, o kadar çekicidir ki işte Vortan Garmir'in hiç eskimeyen ve güzelliğini kaybetmeyen olgusu da budur. Bu 12 milimetrelik solucanlar antik çağdan beri çok kişinin bilmediği Ermenistan'a pek büyük bir ün kazandırdı. Bir zamanlar Ermenistan'ın markası haline gelen kırmızı, maalesef şimdi yok olma tehdidi altında. Zamanın karşısında çaresiz kaldığı mucizevi boyayı elbette hepimiz duymuşuzdur. Ama hakkında ne biliyoruz? Ermeniler ne zaman kullanmaya başladılar? Tarihin sayfalarında Vortan Garmir ile ilgili neler korundu? Bir zamanların sihirli boyasını üretme gelenekleri neden unutuldu? Ve biz Vortan Garmir'i korumak için neler yapıyoruz? Bu böceklerin dünyada sadece 3 türü vardır. Ermeni, Meksika ve Batı ve Doğu Avrupa'da yaygın olan Polonya türleri. Ermenistan Cumhuriyeti'nin kırmızı kitabında kayıtlı Vortan Garmir veya birçok kişinin dediği gibi Ararat Kızıl Solucanı, Ararat Vadisi topraklarında üreyen küçük bir böcektir. Bu bölge için endemik bir tür olarak kabul edilir. Sadece 2 tür bitkiyle beslenirler. Bunlar Vortanahot ve kamış. Gelişimin tüm aşamalarında solucanlar
vücuttaki garmir, kırmızı varlığından dolayı kırmızı bir renge sahiptir. Eylül'den Mart ayına kadar Vortan garmir toprak altında bulunur. Yaklaşık 7 ay kış uykusuna yatarlar. Kızıl solucan yılda sadece bir nesil üretir. Böylece toprak altında uzun bir kış uykusundan sonra ilkbaharda yumurtalardan uzun tırtırlar çıkar. Nihai oluşumları yalnızca Eylül başında gerçekleşir. İşte o zaman üremeleri gerçekleşir. Bu arada erkekler çiftleştikten sonra ölürler ve dişiler yumurtlamak için tekrar toprak altına inerler. Ünlü kırmızı boyayı elde etmek için dişi solucanların toplanması bu dönemde yapılmalıdır. 1 hektar tuzlu topraktan 40 kilograma kadar solucan toplanabilir ve 1 gram kırmızı elde etmek için 150 ile 175 kırmızı solucan gerekir. Armen Press'in haberine göre Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki İngiltere Büyükelçiliği, Güney Kafkasya'daki Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bir açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle deniyor: Uluslararası Kızılaç Komitesi yıllardır Güney Kafkasya'da Berzor yolu da dahil olmak üzere son derece önemli çalışmalar yürüttü ve burada çalışmaları yerel halkın hayati önem taşıyan ilaçlar ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere temel mal ve hizmetlere erişimini destekliyor. Birleşik Krallık hükümeti Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin faaliyetlerini ve devam eden çalışmalarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Birleşik Krallık tüm tarafları insani yardımın siyasallaştırılmasından kaçınmaya çağırıyor. Batı Ermenistan hükümeti Doğu Ermenistan'daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruyu memnuniyetle karşılamaktadır. Bu açıklama ile uluslararası yapılar Bakü makamlarının Ermeni nefreti ve olası tüm uluslararası normları hiçe sayan kibirli politikasını bir kez daha vurguluyor. Kızılaç araçları savaş bölgesinde dahi insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Bakü'nün Ermeni katliamı, Ermenosit politikasını defalarca kınadık ve kınamaya devam ediyoruz ve cevapsız hiçbir şeyin kalmadığını ve intikam saatinin çok uzakta olmadığını hatırlatıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Şuşi'den zorla yerinden edilenlerin davasını kabul etti. Onlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çıkarlarını temsil etmesi ve savunması için Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a yetki verdiler. Yakın zamanda tarih bilimleri adayı litografi uzmanı Arsen Arutyunyan'ın Datev Manastırı'nın yeni keşfedilen şifresi başlıklı bir makale yayınlandı. Makalede Datev Manastırı'nda yeni keşfedilen içeriği şimdiye kadar okunaksız kalan 3 mısralı bir yazıt sunuldu. Datev Manastırı'nın ana kilisesi olan Aziz Boğos Bedros'un güney dış duvarında şifreli bir yazıt korunmuştur. Bir zamanlar bazı uzmanlar yazıtın içeriğini deşifre etmek için girişimde bulundu ancak çalışma kısmen ve eksik yapıldı. Yüksek konum, nemden dolayı bulanıklık ve yazının şekli gibi bir takım koşullar yazıtın okunmasını engellemiştir. Yakın zamanda litografi uzmanı Arsen Arutyunyan, yüksek kaliteli fotoğrafların yardımıyla sağdan sola ve ters olarak yazıldığı, yani ayna yazı olduğu anlaşılan yazıyı deşifre etmeyi başardı. 3 satırlı yazıttan 3 papaza ithaf edildiği anlaşıldı. Piskoposlar Peder Anton, Peder Stepanos ve Peder Giragos. Burada 3 satırlı yazıtının yanı sıra Golijan ve Terin adları ile yazıtın tarihi olan 1537'de okunuyor. Uzmana göre yazıtta adı geçen ruhani babalar, Datev Manastırı'na gidip belirli bir bağışta bulunan ve karşılığında kilisenin duvarlarında anılan ziyaretçi hayırseverlerdi. Görünüşe göre metin gizli kalmayı tercih eden bağışçıların emriyle şifrelendi. Uzmanın makalesinde belirttiği gibi kriptografinin hem Ermeni hem de dünya yazılı kültürel mirasta derin kökleri vardır. Uluslararası kriptografi adıyla anılan bu olgunun temelinde çeşitli gerçekleri ve isimleri gizli tutmak, cahillerin zulmünden korumak ve nesilden nesile aktarmak yatıyordu. Ayrı bir bilim dalı olarak Ermeni kriptografisi hala 19. 20. yüzyıllarda Ermeni ve yabancı araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Dairesel kriptografide
harfler sağdan sola bir okumayla sonuçlanan ters çoğunlukla aynalı bir şekilde tafsir edilir. Dairesel kriptografide harfler dönmüş, çoğunlukla ayna uygulamasıyla tafsir edilir. Araştırmacılar arasında Hıraçya Acaryan ve Abrahamyan, bu tür kriptografinin deşifresinin her şeyden önce bir aynaya yansıtılarak mümkün olduğunu veya yazıyı şeffaf bir kağıda kopyalayarak ve ışığa karşı tutarak deşifre etmek gerektiğini belirtiyorlar. Bu arada Ermenice kitabelerin başka dairesel şifre örnekleri de bilinmektedir. Lori bölgesinin Kurtan Köyü'nde, Tanahat Manastırı'nda, Sevanavank Manastırı'nda, Gegharkunik bölgesinin Liç Köyü'nde benzer yazıtlar bulundu. Orta Doğu'da bir asırlık sanatsal evrimin ardından Kudüs Ermenilerinin ünlü seramik sanatı yakında ilk kez Ermenistan Cumhuriyeti'nde üretilebilecek. Türk katliamlarından kurtulan Ermeniler 1922'de Kudüs'te çini ve çanak çömlek konusunda uzmanlaşmış iki ayrı atölye kurdular. Osmanlı hakimiyetinde karşılaştıkları kısıtlamalardan kurtularak yavaş yavaş kendi sanatsal üsluplarını geliştirdiler. Ermeni zanaatkarların ünü Kudüs sınırlarını aştı. Bugün bu atölyelerin eşsiz ürünleri kraliyet ailelerine, üst düzey delegasyonlara ve başkanlara hediye edilmekle birlikte dünyanın dört bir yanında ihraç edilmektedir. 1992'de Washington'daki Smithsonian Müzesi de Kudüs'ten Ermeni seramikleri başlıklı bir ay süren özel bir sergi düzenledi. İngiliz Victoria ve Albert Müzesi de dahil olmak üzere dünyaca ünlü diğer birçok müzede de Kudüs'teki Ermeni çömlek örnekleri var. Setrak Balyan, Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit'ten sonra büyük dedesi tarafından kurulan ve aileye ait Kudüs'ün Balyan Ermeni Seramikleri Fabrikası'nda Özgür Avrupa Azadutyun Radyosu'nda sanatın bu dalı Kudüs'ün bir sembolü haline geldi dedi. Balyanların fabrikası Kudüs'te sürekli olarak faaliyet gösteren en eski işletmelerden biridir. Kural olarak Kudüs'te yapılan mavi ve beyaz çiniler Kaliforniya'daki lüks havuzları süslemek için sıklıkla kullanılıyor. Şimdi Balyan ailesi Kudüs'teki Ermeni çömleklerinden Ermenistan Cumhuriyeti'ne dönen ilk olmaya hazırlanıyor. Setrak Balyan kesin tarih vermiyor ancak ailesinin fabrika, müze ve kafe bir arada planlama aşamasında olduğunu söylüyor. Artsakh Press muhabirinin belirttiğine göre Artsakh Sambo Federasyonu tarafından bir sambo şampiyonası düzenlendi. Sambo Uluslararası Hakemi ve Artsakh Cumhuriyeti Onursal Sambo Antrenörü Azat Andryan, açık şampiyonaya Stepanakert ve Mardini bölgesinden 17 farklı kilolarda 151 sporcunun katıldığını söyledi. Andryan, sporcular şampiyonaya üst düzeyde katıldı. Abluka nedeniyle Asya Kupası şampiyonasına katılamadığımız için burada düzenlemeye karar verdik. Sporcularımız 1997 yılından bu yana Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmadığı vaka kaydedilmedi diye belirtti. Açık şampiyonada kazananlara federasyon tarafından sertifika, diploma ve para ödülleri verildi. Spor etkinliğine Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Karen Sarkisyan da katıldı ve kendisine Artsakh'ta sambo sporunun gelişmesine katkılarından dolayı Sambo Federasyonu tarafından teşekkür mektubu takdim edildi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor.
Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gusan Haygazoni'nin Gandasar adlı topluluk tarafından seslendirilen Gedaşen adlı eseri sunuyoruz. Barbaros tegerin andatar sanzor, bu kaceri orlan imkaç getaşın. Barbaros tegerin andatar sanzor, bu kaceri orlan imkaç getaşın. Çars kalmadan bunda can pekıt bagvat, yergın kumse bunu tam ver kutakvat. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.